arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle kız ve erkek bebeklerimiz için olacak güzel bir çalışma yaptık e, bu yeleğimde ben sonbahar renklerini tercih ettim e, sizler dilediğiniz renklerle örebilirsiniz İsterseniz kalan iplerimizi değerlendirerek böyle güzel yelekler örersiniz çift sıra kullanmazsanız her sırada birer tane renkte kullanabilirsiniz ya da daha fazla iki sıra üç sıra şeklinde de renklerimizi kullanabilirsiniz kullanarak bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Ben bu çalışmamı 1 buçuk yaş grubu için hazırladım. Şimdi ölçülerimize bakalım. En üst bölümden yakamın bulunduğu noktadan ölçümü alıyorum. 33 santim. Kol altından ölçüyorum. 19 santim. Gövde genişliğimize şöyle bakalım. Gövde genişliğimiz ise kol altından yine ölçümü alıyorum 27 buçuk santim kol altımızın genişliği de Evet şimdi ister kalan iplerden isterse yeni farklı belirlediğimiz iplerle bu çalışmamızı başlatalım ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz Evet bu minik hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra iplerimizi hazırlayalım ve hemen bu güzel yeleğimize başlayalım kolay gelsin Örgülerimizden kalan iplerimi ben şöyle bir sepetime topladım ee, ve bu iplerle güzel bir çalışma yapmak istiyorum. Sizlerin de kalan ipleri mutlaka vardır. Sizlerle birlikte bu çalışmamızı yapalım. Bir metre dahi olsa iplerimizi ziyan etmeyelim. Bir poşete bir kutuya herhangi bir yere biriktirelim. Bu örgümü örmek için ben e, 3 milimetre tığımı kullanıyorum. Eliniz sıkıysa 3 milimetre güzel olur. Ya da ben çok gevşek örüyorum derseniz 2,5 milimetrelik mm tığlarla örebilirsiniz. Evet şimdi hardar rengimle zincirimi çekerek başlıyorum. Zincir sayısız bir şekilde uzun çekelim. Ona göre üzerine yerleştirip eğer kalırsa ipimiz zincirimiz kesip onu da çıkaralım. Evet şimdi zincirlerimizi çekelim. Kolay gelsin. Zincirimi çekmeye başladım düz sayısız bir şekilde çekiyorum. Şu 40 santim kadar çekelim. Trabzanlarımızı içerisine yerleştireceğimiz için şöyle öreceğim yaş grubuna bir yaş grubu bir bir buçuk yaş grubu için öreceğiz. 40 santim kadar zinciri yeterli olacaktır. Sayı vermiyorum. Bakınız fazla zincir çekin ki sonrasında kalanı keseriz. Ben şu bu ölçü değil. Sadece ne kadar zincirle başladığımı görmeniz için. Şöyle santim olarak ölçü vermek istiyorum. 40 santim kadar çektim. Sizler de büyük başlayacaksanız şayet büyük çocuklarımız için daha uzun zincirleri çekebilirsiniz. Bakınız şöyle tuttum. Elimi tutuyorum. Hiç kıpırdatmadan. 45 santim zincirim olduğunu görüyorum. Bu 45 santim üzerine yerleştirmemizi geriye sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5.inci'nin içerisine gelerek batıyorum ve aynı noktaya 3 tane trabzanımı bir dolayıp 3 defa da örüyorum. Bir doladım. 1 2 3 2 tane trabzan oldu. Tekrar aynı noktaya giriyorum. 1, 2, 3. Bakın şöyle döndüm. Döndüğüm zincirden ayrı 3 tane trabzanımı aynı noktaya ördüm. Devam ediyorum. Araya zincir çekmiyorum. Bir defa başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincir içerisine gelerek batıyorum. 1 tane trabzanımı örüyorum. İkinciyi ve üçüncüyü de örüyorum. İki tane grubumu ördükten sonra üçüncü grubuma köşe yapmak istiyorum. Çok büyük bir yelek çalışmak istemiyorum. Dördüncüye batıyorum. Burayı köşe olarak örelim. Daha büyük yaştaki çocuklarımız için örmek isteyen arkadaşlarımız buradaki grubu iki değil 3-4 yapabilirler. Yapmaları lazım zaten. 2 küçük olacaktır. Ben hemen köşeye geliyorum. Bakınız Dördüncü zincire bir üçüncü ördüm. Ama burada sadece önüm için iki tane grubumu kullanacağım. Araya iki zincir çekiyorum. Tekrar Üç tane trabzanımı aynı noktaya örerek, örerek kolum için olan bölümümün köşesini yapıyorum. Yani ayrım yerimiz. Burası önümüz. Bu köşemizden sonra öreceğimiz bölüm ise kolumuz olacak. Burası ayrımlarımız. Buradan artık buradan çoğalacağız ve büyüteceğiz. Daha büyük yaştaki çocuklarımız için ölecek arkadaşlarımız 2 3 yaşlarındaki çocuklarımız ya da daha büyükleri. Buradaki tekli üçerli gruplarımızı yani tek zincir içerisinde çıkardığımız grupları 3 4 5 yapabilirler. 3 4 5 yapabilir. Yani iki grup değil, 3 grup dört grup şeklinde örebilirler. Evet şimdi kolum için örmeye devam ediyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. Kolumda da yine aynı şekilde gruplarımı örüyorum. Araya zincir çekmiyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. Ve üç tane örüyorum. Aynı yere. İki grubumu ördüm. Kolum için bir tane daha örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ye batıyordum. 4'e battım. Ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Kolum için 3 tane grup ördüm. Köşemizden sonraki bölümlerimiz. Bakınız. 3 tane tekli grubumuzu ördüm. Tek zincirin içerisine olan bölümlerimizi. 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm. Ve hemen kolumu tamamlayıp arkaya geçmek için köşe çalışması yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzandan oluşan bölümümüzü buraya örüyoruz. 3 tane trabzan ördüm. Köşe olacağı için 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Aynı noktaya gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. kolumuzda 3 tane trabzan grubumuzu ördük önümüzde 2 grubumuzu örmüştük şimdi köşemizi ördükten sonra arkaya geçiyoruz ve arkadaki trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz 1 2 3 4. batıyorum ve gruplarımı örüyorum arkaya 4 tane örüyoruz 1 2 3 4 1. grubu ördüm ikinci grubumu başlattım Bakın birinci ördüm ikinci gruptayım şu anda 1 2 3 4 bakalım kaç grubumuz olmuş üç tane grubumuz olmuş bir tane daha örmem gerekiyor bir 2 3 4. batıyorum. 4. ve arka için son grubumu da örüyorum. 4 grubumuz da arkamıza ördük. Şimdi burada yapmış olduğumuz köşemize geldi sıra. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4. batıyorum ve köşem için 3 tane trabzanımı 2 ve 3, 2 zincir, 3 trabzan, 2 ve 3, tekrar tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3, 4. batıyorum, kolum için örmeye başlıyorum, diğer tarafta kolumuza kaç tane ördüysek, bu kadar örmemiz gerekmekte. Kollar ve önler eşit olacak. Önlerin toplamı kadar arkamız olacak. Yani büyüttüğümüz zaman önde 3 yaptıysak arkada mutlaka 6 olmalı. Trabzan grubumuz. Yoksa e, hoş durmaz. Toparlar. E, yani potluklar oluşur. O da görüntüyü kötü gösterecektir. Bakınız kolumuzda kaç tane çalışmıştık? 3 tane çalışmıştık. Arkamızda 4 tane çalıştık. Tekrar ön kolumuzda üç tane çalıştım. Yine köşemizi öreceğiz. Şimdi köşemizi örelim ve son önümü de öreyim. Sonrasında görüşelim. 3 grup kolumuzu ördüm köşemizi ördüm 2 grupta önümüzü ördüm tığımın başını doluyorum 1 2 3. gelip batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle zincirimde fazla kalıyor. Zincirimizi nasıl azaltacağız? Bakınız şu şekilde. 4-5 zincir geriden keselim. Fazla zincirimizi kenara alalım. Buradan sökme işlemimizi yapalım ve elimizde şu şekilde sıkıştıralım. Evet hiçbir şekilde zincirimizin sökülmesi söz konusu değil. Şimdi bölümlerimizi elimizde bakalım. İki tane önümüz için ya da şöyle bırakayım. Ama görünmüyor bakınız. İki tane önümüz için ördüm. Bir köşemizi ördüm. Sonrasında üç tane kolu bir köşem. Dört tane arkam bir köşem. Tekrar üç tane kolum, bir köşem ve son olarak iki tane grubum önümüz için oldu. Şöyle tuttuğum zaman göreceksiniz bakınız. Burada büyütmek isteyen ya da büyük örmek isteyen arkadaşlarımız şu yolu izlesinler. Önlerde bakın iki tane grubumuzu örmüştüm. Arkada bu önlerin ikisinin toplamı kadar olmalı. Bakın arkada kaç tane var? Dört tane. Önde de her ikisi eşit olduğu için iki burada iki burada arkamızda dört tane kollarımızda ise yani büyük başlayan arkadaşlarımız kollarımızda ise öndeki başladıkları sayının bir tane fazlasını başlasınlar 3 yaptılarsa kolumuz 4 daha geniş istiyorlar 5 yapabilirler bunun hesabı bu kadar kolay şimdi ikinci sıramıza geçebiliriz bitirdiğim yönde trabzanım kenarlarımızda birer trabzan var bakınız üçer tane trabzan grubumuzdan ayrı bakın burada döndüğüm zincirden döndüm trabzanı ve bitişleri trabzan 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 burada şu kısma gelerek batıyorum Şuradaki boşluğa bakın burası kafeslerle dönüş olacak bir sıra trabzan bir sıra kafes olacak mı başında doluyorum şu araya şuraya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen köşenin yanındaki bakınız boşluğa giriyorum. 3 tane trabzanımı da buraya örüyorum. 1 2 ve 3 Tekrar köşelerimizi robamız bitene kadar köşe olarak görüyoruz. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzan 2 ve 3 2 zincir 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. İkinci sıramızı 4 zincirle döndüm. Hemen 1 ile 2'nin arasına bir trabzan, 2 ile köşe arasına da bir trabzanım ördüm. Burada da bir tane köşemiz oldu. Yani şuradaki kafesimiz oldu. Köşemi ördükten sonra yine kolumdan devam ediyorum. Sağımın başını doluyorum. Hemen köşemin yanındaki ilk boşluğa giriyorum. Lütfen bunu arkadaşlar e, kaçırıp da şu kısma gelmeyin. Ben örgüye yeni başladığım zamanlar tabii yaşım o zaman biraz daha da küçüktü ama buraya batmaz gibi geliyordu. Geçip de şuraya batıyordu. O da beni bayağı yoruyordu, uğraştırıyordu. Ama bakınız yani bu kadar basit bir şey demeyin olabilir bilemeyebiliriz hepimiz. Ben kendim yaşadığım için kimse yaşamasını istiyorum. Bu köşelerimizi mutlaka sağına ve soluna örüyoruz. Mesela bir üstte ördük hemen buraya örüyoruz. Artışlarımız zaten buraya ördüğümüz bölümlerden oluşuyor. Şimdi tığımın başını doluyorum hemen dibine iniyorum. Bakın dibine köşemin dibine 3 tane trabzanımı örüyorum olabilir. Herkes bakınız böyle yavaş yavaş öğreniliyor. Hepimiz her şeyi bilemeyebiliriz. Yani zamanla ilgiyle, sevgiyle güzel ve her bir grup arasına girerek yeni gruplarımı örüyorum. Ve tekrar bakın gruplar arası ördüm. Köşemin bulunduğu yerdeyim. Hemen onun yanına da girip 3 tane trabzan grubumu örüyorum. Üçüncüyü de ördükten sonra köşemizin üzerine çıkıp bakın 4 tane oldu. Köşemizin üzerine geçip şuraya yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örelim. Üçüncüyü örüyorum. 2 zincir ve 3 trabzan örelim. İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim bütün trabzan aralarıma üçer tane trabzanım aralarına zincir olmadan ördüm dört köşemin dördünü de üç trabzan iki zincir üç trabzan olarak ördüm yaptığımız işlemimize bakalım öncesinde dört zincirle sıramıza başladık. Grup aralarına üçer trabzanlarımızı ördük ve köşemizi 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan olarak ördük ve hemen köşe yanına ilk grubumuzu ördük ve aşağıdaki 3 olan trabzan grubu bir üst sırada 4'e çıktı. Yani büyümeye başladık grubumuzu. Tekrar köşemizi ördük. 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan ve hemen alttaki bakınız köşemizin Trabzan grubunun yanına ilk trabzan grubunu ördüm. Ve burada da 4 olan şuradaki trabzan grubu aşağıdaki 5'e çıktı. Şöyle görelim bakınız. Ve yeniden köşemiz ve tekrar artışımızı görmekteyiz. 3 grubumuz, 3 tane olan grubumuz 4'e çıktı. Ve öndeki e, grubumuzu görmekteyiz. Yine 2'ye 2 çünkü şuradaki arada örmüyoruz. Eğer örersek öne doğru çıkıntı olup kötü bir görünüm oluşturacaktır onu engelliyoruz evet şimdi burada son bitişimizi sizlerle birlikte çalışalım başlangıçta 4 tane zincir çekmiştim sıranın başında burada ise bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ilk trabzanımın tepesine batıyorum buradaki tek olan trabzanımın tepesine batarak 1 2 3 tane 3 defada yukarıya çıkıyorum eğer burası kasacak gibi olursa iki tane de zincir çekebilirsiniz. Şimdi burada da kafesimi başlangıcın her ikisinde de kafeslerimizi ördüm. Bir zincir çektim. Üç defa da aldığım trabzanımı ördüm. Şimdi üzerine trabzanlarımızla üçüncü sıramızı başlatalım. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Bu kenar bu kenarımız trabzanımıza dahil değil. Bundan ayrı şu bölüme üç tane trabzanımızı öreceğiz. 1 2 ve 3 onu önümüzdeki kenar çalışmamızda kullanacağız bu birer trabzanımızın olduğu bölümü sonrasında yine tığımın başını doluyorum grup arasına giriyorum ve diğer hemen köşemin yanı başına gelerek batıyorum köşeme geçiyorum. 1 2 3 2 tane zincirimi çektim. İpim e, kalan ip olduğunu söylemiştim zaten. Bağlamışım. Bakınız. Ve buraya da 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 üç trabzan. 3. sıramıza da bu şekilde başladık. Şöyle görelim. Üçüncü sıramızın sonuna kadar ben örerek geldim. İşlemlerimiz tamamen birbirinin tekrarı zaten. Köşelerimizin hemen yanına batıyoruz. Bakınız her sırada birer tane artışımız oluyor. Hemen bu köşemizin yanında ördüğümüz için. Şöyle sona kadar geldim. Önümüzdeyiz. Önümüzde bakın. Üç tane trabzanımızı ördük. 3 trabzanımızdan ayrı tığımın başını doluyorum. Şöyle trabzanı bu tarafa çekiyorum ve hemen yukarıya doğru batıyorum. Şuradaki bakınız dönmüş olduğum trabzanı 1-2-3 defada alıyorum. Burada bu kenarda bir tane trabzanımız fazladan devam ediyor. Bakınız buradaki zaten ve şöyle şimdi 1-2-3-4 diyorum. Renklerimi ben koparıp koparıp ayırmak istemiyorum. İpim bitene kadar devam etmek istiyorum. Ne kadar olursa hemen ara boşluğa giriyorum ve örüyorum bu işlemlerimizi robamızı tamamlayana kadar örüyoruz bakınız diğer boşluğa sürekli ip kırmadan iplerimin yettiği yere kadar bir sıraya yetecek ipim olsa bile bunu da örmek istiyorum ama önce biraz daha fazla kalan iplerimi örüyorum roba kısmında ve köşeme giriyorum köşemi örüyorum bakın hemen köşemizin yanındaki bölümümüzü ördük köşelerimizi de örelim ve sonrasında yine köşemizin hemen yanından şuradan başlayarak birer birer örelim 1 2 3 4 5 ve 6 şurayı 4 örmüşüm önemli değil bazen örgülerimizde 4 ördüğümüz için el alışkanlığı refleks olarak örüyoruz. Evet şimdi bu sıramızı ve diğer sıralarımızı da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Robamı tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 toplamda 9 sıra ördüm. Robamı şimdi kollarımın gövdesinden ayrılma bölümüne geldim. Bunun için yine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığıma düğümümü atıyorum önlerimden örmeye başlıyorum ipimi nerede koparmışım İpimi kopardığım yer burası ipimi kopardığım yerden devam ediyorum yeşilimin bulunduğu yere geliyorum batıyorum kenardaki zincirime sabitlendikten sonra bir iki üç tane zincirimi çekiyorum İplerimi sol tarafa doğru yatırıyorum bu kenar zincirimin olduğu boşluğa buradaki boşluğa üç tane trabzanımı örüyorum bir 2 ve 3 3 trabzanım ördüm araya zincir çekmeden diğer tarafa doğru geçiyorum yine boş kutuların içerisine üçer trabzanlarımızı dolduruyoruz bu iplerimizi daha sonra da gizleriz kutularımızın içerisine trabzanlarımızı örerek geldim köşemin bulunduğu noktadayım şimdi köşemde yine 3 tane trabzanı örüyorum ama birleştireceğim için diğer çiftini örmeden bırakıyorum sadece bu kadar yeterli oluyor kolumuzu kapatıp gövdemizden devam ettireceğiz artık 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan grubumuz oldu şimdi kol altı için ben 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim kolumu büküyorum bir kolumdan diğer koluma olan bölümü yani bir artışları yaptığım bölüm Bakınız şurası çift çift devam eden bölüm. Diğer çift çift devam eden bölüme geliyorum. Şu 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincirden olan bölüme birleştiriyorum. İpimi şöyle alıyorum. Elimle yine tutuyorum. 3 tane zincirimi çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Bu köşemin olduğu yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Tutun bakın köşemizin olduğu bölüm tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. Birinciyi, 2 ve 3'ü ördüm. Evet kolumuzu bu şekilde ayırdık gövdemizi öreceğiz. Burada e, bolluğu daha fazla isterseniz 3 değil 6 tane de zincir çekebilirsiniz. Daha gövde kısmına e, epey bir genişlik olsun isterseniz. Üç yerine 6 tane zincir çekebilirsiniz Devam edelim 3er üç üçer trabzanlarıımı örerek diğer koluma doğru ilerliyorum. Önden başlamıştım. Kolumun altına 3 zincir çektim. Arkadan birer birer gruplarımızı örerek ilerledim. Diğer çiftleyen yani artış yaptığım bölümüme geldim. Buraya da yine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 Yine diğer kolumuzda olduğu gibi 3 tane zincir çekiyorum. Buraya kaç zincir çektiysek diğer kolumuza da aynı işlemimizi yapmamız gerekmekte. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve kolumu tutuyorum buradan kapatıyorum ve tığımın başını dolayarak bu noktaya giriyorum 3 tane trabzanımla artık devam ediyorum 2 3 araya zincir çekmeden kutucuklarımızın içerisine trabzanlarımı üçer üçer örerek başa geliyorum kestiğim yerden geliyorum yeni rengimi aldım İlk zincirimin tepesine batıyorum kenar zincirimi oluşturan bölümü 3 tane zincirimi çektim hem kopardım hem de başladım iplerimi şöyle kıvırıyorum ve başlıyorum buraya 3 tane trabzanımı örmeye birinciyi ördüm ikinciyi ve üçüncü. Araya zincir çekmeden yine boşluklarımıza üçer üçer trabzanlarımızı örelim. 2 3 Kol altındaki çektiğim 3 zincire kadar buradaki boşluklara üçer trabzanlarımızı örerek devam ediyorum sonbaharın bütün renkleri çok seviyorum bakınız bu renklerimizi şimdi kol altına kadar gelelim trabzanlarımızı tamamladım 3 tane zincirimi çektiğim yerdeyim şimdi burada Üç tane buradaki trabzan grubumuzu, grubumuzu görmekteyiz. Bu üçüncü trabzanın 1 2 üçüncü trabzan üzerine 3 tane trabzan öreceğiz. Zincire herhangi bir işlem yapmayacağız. Ve diğer arkaya geçen grubun ilkine üç tane trabzanımızı örüp her iki zincir, 3 tane zincirimizin sağındaki ve solundaki trabzanlara üçer üçer yeni trabzan grubumuzu kurarak kolumuzun altını rahatlatacağız. Bakınız üçüncüye battım aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Üçünü ördüm. Sondaki trabzana zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Diğer taraftaki arkam için olan grubun ilk trabzanına bakın şurası ayırdığımız bölümde üzerine ördüm. Trabzanın tepesine batıyorum. Daha fazla zincir çeken arkadaşlarımız bu ortadaki bölüme de trabzan grubu çıkarabilirler. Ne kadar çok trabzan grubu çıkarırsak o kadar yeleğimizin kol altı geniş olacaktır. Evet burayı ördükten sonra yine şuradaki gördüğümüz kutucukların içerisine üçer üçer örüyoruz. Farklı işlem yapmıyoruz. Sadece burada bir kol altına rahatlık ve esneklik verdik. Diğer kutuyu örüyorum. Üçer üçer. Şöyle görelim bakınız. Zincirimizi sağındaki ve solundaki trabzanlarımıza üçer trabzanımızı ördük. Şimdi diğer zincirimize kadar örüyorum. Arkadan bütün trabzan kutucuklarımızı örerek geldim. Şimdi yine kolumuzun altındaki zincirimin bulunduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimden önceki trabzanıma girerek 3 tane yeni trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi arkadaki artışımız bitti. Tığımın başını doluyorum. Öne geçiyorum. Burada da zincirimden hemen sonra ilk gelen yani ilk gelen trabzanıma batıyorum. 3 tane yeni trabzanımı buraya örüyorum. Kol altından gövdeye genişliğimizi de bu şekilde sağladık. Şimdi bu işlemimizi yaptıktan sonra kutucuklarımızı birer birer örerek yeşil rengimizi tamamlıyoruz. Kol altlarımızı genişletme işlemini yaptıktan sonra gövde kısmına geçtik ve bundan sonrasında renklerimizi istediğimiz şekilde aralıklarla sıklıklarla uygulayarak yeterli ölçüye gelmesini sağlayacağız. Yeterli ölçüye geldikten sonra yeniden birlikte olalım. Yeterli uzunluğa oluşana kadar renklerimi değiştirerek ben örmeye devam ettim. Kolumun bir tanesiyle önümün bir parçasını ördüm. Şimdi diğer kalan ön bir parça ve kolumuzu da sizlerle birlikte çalışalım. Burada şöyle her gördüğüm kutuya ve trabzana iki defa battım bakınız. iki defa batarak ördüm. Her birine bir tane kutucuğumuza iki, diğerine iki, Kutucuğa iki, trabzana iki, kutucuğa iki, trabzana iki şeklinde battım. Ve yukarıdan tekrar döndüm. En sonunda sık iğne ile kapadım. Şimdi yukarıdan başlayalım. Şöyle zincirine batalım ki güzel olsun kayma yapmasın. Buraya sabitleniyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını bir defa dolayarak giriyorum ve batıyorum. Tığımın başını bir daha doluyorum. 2. Kutuya geçiyorum. İpimi de alttan gizliyorum. 1 2 Tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanın yanındaki trabzanıma girerek iki de buraya batıyorum. Bir sonrakine 2 bir sonrakine yine başını dolayarak ikişer ikişer aşağıya doğru inelim. Eğer kasacak gibi olursa yani şöyle çekecek gibi olursa arada bir de üç yapabilirsiniz. Ama hafif çekmeler önemli değil. Hafif çekmelerde şöyle elinizle yaptığınız zaman hemen düzelecektir. Ama çok aşırı eliniz sıkıysa bu yönde arada bir de üç atabilirsiniz. 2-2 i̇ki, iki, aşağıya doğru inelim aşağıya kadar geldim. Son kutucuğuma da yine iki defa batıyorum. Bir iki zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımı başını doluyorum. Hemen bir önceki bakınız batmış olduğum yere gelerek batıyorum. İlkine battım. Hemen yanındaki ikinciye batıyorum. Başını doluyorum. Sırası ile her birisine bir defa başını dolayarak giriyorum. Doluyorum. Batıp tek seferde çekiyorum. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. ikinci sıramızda bakınız. En sonu birlikte örelim. Şurada kenarda kalan trabzanımı da ördüm bir tane zincirimi çekiyorum tekrar çeviriyorum ve bu son sıramız olacak son sıramızda bir de ilik çalışması yapalım eğer ilik kullanmak isteyen arkadaşlarımız bu taraf düğüm olsun bu tarafta da ilik çalışmamız olsun şimdi hemen dibine bir tane sık iğne batıyorum ilk düğmemizin iliğini burada çalışalım 1 2 3 3 tane zincirimi çektim 1 2 Üçüncüye batıyorum. Eğer düğümümüz büyükse zincirimizi bir tane daha fazla çekip ikinciye batalım, üçüncüye değil. Bakın, üç zincir çektim, bir, iki, üçüncüye batıyorum. Küçük düğümek kullanmak istiyorum. Sonrasında bir, iki, üç, dört sırayla gidiyoruz, beş, altı ve sık iğne yapıyorum. Bakınız, yedi. 8 9 10 10 sık iğne ördükten sonra bir tane daha ilik yeri açalım 1 2 3 1 2 atladım üçüncüye batıyorum düğmeniz büyükse e, zincirinizi fazla çekin ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi ördüm. Yeniden bir tane daha ilik açıyorum. 1 2 3 1 2 3'üncüye batıyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 1 2 3'e batıyorum ve hemen sondakine bir tane daha sık iğnemi batıyorum ve ilik bölümümüzü 4 düğme için hazırladık. 1 2 3 4. Diğer tarafta da aynı işlemimi yaptım. Burada ilik olmayacağı düğme dikeceğimiz için direkt düğmelerimizi dikelim karşısına ve şu çalışmamızın aynına da orada tekrar ettik. Şimdi aşağıdaki lastik bölümümüzü örmek için hazırız ve buradan ipimizi koparmadan hemen lastik bölümümüze geçişimizi yapalım. Tığımın başında doluyorum. Şuradaki trabzanıma bir tane iki, bir dolayı üç defa da alıyorum. Bakınız tığımın başında doladım. Bir, iki, üç defa da aldım. Bir, iki zincirimi çektim ve başlıyorum. Biraz önceki örmüş olduğum trabzana başını bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum bir defa ördüm yine doladım ikinci kez çektim aynı yere battığım yere geldim bir defa tığımın başını dolayıp bu kez trabzanımın dibine geldim ipimi de gizlemekteyim ve birer birer trabzanlarıma başına dolayıp batıyorum Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını dolayıp tek seferde çekerek diğer uca doğru ilerleyelim. Uca kadar örerek geldim. Buradan başlamıştım. Bakınız lastiğimin kenarında. Her birisine birer tane trabzan ördüm. Bir defa dolayıp başını çektim. Ve şimdi sona kadar geldim. Şimdi burada buraya kadar geçmemiz gerekmekte. Tığımın başını doluyorum. 1 tığımın başında doluyorum. Hemen girdiğim yere bakınız. Diğer renkte geçiş olan yere batıyorum. 2. Bir sonrakine batıyorum. 3. Sık iğnemi batıyorum. 4. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Hemen dibine battım. Sırasıyla bir önceki sırada örmüş olduğum bütün trabzanlarımı örüyorum ve burada istediğimiz yükseklik olana kadar tamamen kendi isteğinize bağlı. 2'de de bitirebilirsiniz, 3'te de bitirebilirsiniz. Ne kadar uzunluk tabi lastik görmek istiyorsanız o kadar örerek bırakabilirsiniz. Birer birer örelim. En son sıramızda sık iğnemizi de batıyorum. Bir tane zincirimi çekip tekrar ipimi buradan kesiyorum. İçeriye gizliyorum. Kolum'a gelelim. Kolumuzun bir tanesini ben daha önce örmüştüm. Bir, iki, iki tane e, sıramızda bir defa başını dolayarak aldım. Üçüncü sıramızı yani son bitiş sıramızı ise sık iğne örerek e, tamamladık. Diğer kolumuzu da aynı şekilde sizlerle birlikte öreceğiz. Bunun için alt kısmı kol altından örmeye başlayalım. Tığıma bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ortalayarak giriyorum. Şöyle zincirimin kendisine batıyorum bir tane zincir çektim tığımın başını doluyorum hemen bakınız şöyle birleşim yerine girerek batıyorum yandaki trabzanıma giriyorum tam ortadaki birleşme yerine gelerek batıyorum sonrasında birer birer trabzanlarıma ulaşıyorum ve hepsine de birer birer batıyorum kol altına birkaç tane trabzan örmemiz burada yeterli oldu bakınız 1 2 3 tane ördüm başlangıçtan sonra şimdi trabzanlarımın hepsini üzerine batarak örüyorum kolumuzdaki trabzanlarımızın zaten yerleri belli trabzanlarımızı birer birer örerek geldim yine kolumun altının olduğu yerdeyim bakın şuradan artışlarımızı yaparak gelmiş olduğum bölümüme bir defa dolayarak batıyorum hemen yandaki trabzanıma bir defa giriyorum bir sonraki yeşille bağlantılı yere bir defa giriyorum ve kol altındaki başlangıç yerime geliyorum şimdi başlangıç yerime şu şekilde soluna batarak ilmeğimi geçiriyorum Tığıma bir tane zincirimi çektikten sonra bir sonrakine gelip batıyorum. Ve birer birer aşağıda örmüş olduğum trabzanlarımın üzerlerine batarak yine bir defa dolayıp tek seferde çekip tamamlıyorum. İkinci kez de örerek sona kadar geldim. Başlangıç noktamın bulunduğu yerdeyim. Hemen zincirimin sol tarafına geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra Hemen ilk trabzanıma bir tane sık iğne örüyorum. Bu son sıramız olacak. Son sıramızda bütün trabzanlarımızın üzerine sık iğnemizi yaparak son noktayı koyuyoruz. Kolumuzun lastiğini sık iğnemizle de tamamlamış oluyoruz. Hepsine birer birer sık iğne, sık iğnemizi şöyle biliyoruz. Batıp tek seferde çekiyoruz. Başını dolamıyoruz. Sona kadar geldim. Başlangıcımdaki sık iğnemi batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra kolumu tamamlamak için ipimi kesiyorum ve artık kolumuz çok güzel bir şekilde tamamlanmış oluyor. Bakın ne kadar güzel oldu içerisine de ipimizi gizleyelim. Şimdi yaka kısmımıza da çalışalım. Yaka kısmımızda da aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. İki defa başını birer defa dolayıp üzerine sık iğne ile geçip tamamlayalım. Hemen başlayalım. Şuradan başlıyorum. Sık iğnesinden şu kısımdan başlamayalım. Şuradaki modelimin bulunduğu yani rengimin bulunduğu yerden giriyorum. 1 2 2 zincir çektim yuvaya başını dolayarak girdim tek seferde çektim tığımı başını doluyorum tam ortaya batıyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum iki defa bakın bir defa ördüm aynı yere bir daha batıyorum iki defa battım zincirlerin içerisine başını doladım ipimi de gizliyorum tam tepeye giriyorum bir buraya tam tepeye bir zincirlere iki defa örüyoruz. Bir doladım, çektim. ikinci kez tam tepeye giriyorum. Bir burası köşe olduğu için iki defa batıyoruz. Şu köşe dediğimiz bakın şuradan ilerleyen bölümümüz. Sonra yine zincirime iki defa batıyorum. Doluyorum bir. Zincire 2 1 ve 2 tepeye bir defa hepsinde başını bir dolayıp tek seferde çekiyoruz zincirde bu işlemi iki yaparken trabzanların tepesinde bir defa yapıyoruz sadece köşelerimizde bakınız köşelerimizde ise dört defa yaptık iki iki olacak şekilde sona kadar ilerleyelim yakamı bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim hepsinde bakınız başını bir defa dolayıp çektim ve son olarak hemen yandaki bandımın olduğu yere kadar geldim tığımın başı doladım hemen buraya da son kez giriyorum iki defa zincirimi çektikten sonra çeviriyorum ve aşağıdaki örmüş olduğum trabzanların her birinin tepesine batarak ikinci sıramı da tamamlıyorum yine doluyorum Dolayıp tek seferde çekiyoruz. İkinci sıramızı da tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Aynı yere batarak sık iğne örüyorum. Bu kez tığımın başını dolamıyorum. Direkt batıyorum. Ve birer birer sık iğnelerimizi örerek son sıramızı yapıp tamamlıyoruz. İki sıra başını dolayarak ördüm. Son sıramızda ise direkt batışlarımızı yaparak örelim. Yakamızın da en son sık iğnesini ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Yakam tamamlanmış oluyor. İpimizi de iç tarafa gizleyelim. Bileğimize ben kalpli düğmelerimi de diktim ve kullanılmaya hazır hale getirdim. Şöyle oldu son görünümüne bakalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.